Sizi ne mutlu eder? Sizinle sohbet etmek beni mutlu eder. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Onun dışında sizi mutlu eden neler vardır? Yani şöyle, en önemli şey huzur tabii ki. Huzur, sağlık, maddi imkanların olması. Bunlar sanırım hayatın artık bir gerçekleri, bir parçası oldu. Ki insanlarımızı da, çevremizi de, bizleri de en çok mutlu eden sanırım bunlardır. Küçük Hanım, sizi en çok ne mutlu eder? Beni en çok oyuncaklar, sürprizler, sürpriz oyuncaklar. Ben ne bileyim, illa oyuncak olmasına da gerek yok aslında. Tabii ki öncelikle iki çocuğum var. Onlarla birlikte olmak, onların öncelikle sağlığının yerinde olması. Artı tabii ki spor yapmak, sevdiğim şeyleri yapmak. Vallahi yıllarca jimnastik yaptım, milli sporcuyum. Peki hocam, bir şey soracağım. Sizi en çok ne mutlu eder? Beni en çok ne mutlu eder? Para bittiği zaman direkt stres oluyor. Peki şu anda mutlu musunuz? Mutluyum. Beni en çok aşk mutlu eder ya. Parası da olur yani, çok önemli değil. Ya hiç olmasın değil ama yani çok da onun kadar gözüm yükseklerde değil benim. Arkadaşlarım, ailem, yani sıcak bir yuva, sıcak ev, derslerimin iyi olması özellikle. Tiyatro, zaten tiyatro da yapıyoruz. Böyle belirli küçük çaplı çalışmalarımız falan var, böyle eğitim görüyor gibiyiz. Sizi ne mutlu eder? Sosyal adaletin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygılı bir ortamda yaşamak beni çok mutlu eder. Annem, uyku ve yemek. Yani futbol. Ya insanların mutluluğu beni mutlu eder aslında. Yani karşımdaki insanları mutlu etmek, onları mutlu görmek. Şimdi eğitimci olduğum için ayrıca benim sayemde birilerin bir yerlere ulaştığını görmek beni en mutlu eden şeylerden bir tanesidir. Huzurlu bir hayatımın olması beni mutlu eder. Para da mutlu eder. Hayatta sizi ne ya da neler en çok mutlu eder? Yaşadığım ortamdaki insanların hayatlarına dokunmak, kendim için de huzur beni en çok mutlu ediyor. Huzurlu bir ortamda yaşamak, başkalarının hayatlarına dokunup onları mutlu etmek, bu tarz mutluluklarım var. Merhaba, iyi günler. Sizi bu hayatta en çok ne ya da neler mutlu eder? Ailemin mutlu olması beni mutlu eder zaten. Huzurum, işim, hayatım, insanlara verdiğim değerler. En çok beni hayatta sandviçlerim, ekmeklerim bitmesi mutlu eder. Para kazanmak mutlu eder. Her hafta sahne almak, her hafta yüzlerce insana hitap etmek. Müzik en fazla beni mutlu eden şeylerden biri. İsmim Asım Gündüz. Asım Bey, sizde en çok ne mutlu eder? Yemek yemek. Çevremdeki sevdiğim insanların sağlıklı ve mutlu olması. Yemek işin esprisi. Önemli olan değer verdiğiniz insanların sağlıklı olması. Tabii çevremizdeki insanları seçme opsiyonumuz vardır. Hayatımızda sokacağımız insanları. Bu konuda biraz seçeceğim. Çevremdeki insanlara değer veririm ama karşılığını da alırım. Beni mutlu eder bu. Beni en çok ne mutlu eder? Evet. Şimdi hatırlayamıyorum. Çok zor bir soru değil ama ya. Çok zor bir soru değil, aynı. Sizi en çok ne mutlu eder? Sevdiklerimizle birlikte güzel vakit geçirmek. Aynı şekilde sevdiklerimizle yurt dışına gezmeye gitmek. Yurt dışında? Evet. Neden burada değil? Yani burada sürekli imkanımız var. Yani sürekli o şansa sahibiz. Değişik yerler görmek, değişik kültürler tanımak bence daha güzel. Çocuklarımın başarısı, aile huzuru, toplumun huzuru, barış. Kesinlikle barış. Bundan güzel bir şey de olmaz. Evet. Hanımefendi, bir şey soracağım. Sizi en çok ne mutlu eder? Her şey mutlu eder. Mesela? Para olmayınca da hiçbir şey mutlu etmiyor yani. Mutlu, sağlık en önemlisi. Ama sağlık olmayınca da hiçbir şey olmuyor. Paran olmazsa hiçbir şey alamayın. Mutsuz olun. Önce sağlık, arkasından para gelir tabii. Cesaretin yani. Sizi en çok ne mutlu eder? Yaşamak mutlu eder. Ondan sonra eşimle beraber olmak mutlu eder. Sevdiklerimizle, ailemizle. Burada olmaktan çok mutluyuz. İlk defa geldik biz. Ankara'dan, evet. Nasıl, beğendiniz mi harikamızı? Beğendik. Çok güzel, sağ olsunlar. Güzel bir belediyesi yardımcı oldu. Gezdirdi bizi. Çok memnun kaldık. Sizi ne mutlu eder? Beni mutlu bir sevgi ortamı ve sosyal adaletin gerçekleşmesi mutlu eder. Kimsenin hakkının bir yerde kalmadığı bir ortam beni mutlu eder. Aşk. Siz de mutlu musunuz? Tabii ki de. Huzur.
Para falan gerekmez mi? Para ihtiyaç. Ya ama mutluluk getirir mi bilemeyiz. Bende hiçbir zaman olmadı çünkü. Eyvallah. Olan bir şey olduğunu bilsem cevabını verirdim. Sevdiğin tarafından sevilmek. Çok anlamlı bir cümle. Sağlık, huzur herhalde. Onlar şüphesiz tabii. Vallahi bilmiyorum ya. Beni ne mutlu eder? Ne güzel bir soru. Beni herkesin mutlu olması mutlu eder. Mutlu musunuz? Hayır, değilim. Buna en büyük sebeplerden biri olarak neyi görürsünüz? Neyi gösterebilirsiniz? Ülkede çeşitli kesimler arasında bir çatışma olduğunu düşünürüm. Aslında bu çatışma her zaman vardı ama bu dönem itibariyle daha fazla böyle görünür oldu. Hı hı. Bir sosyal kaynaşma problemi olduğuna inanırım. Hı hı. Bu sosyal kaynaşma probleminin de bazı siyasiler tarafından tetiklendiğine inanıyorum. Ya huzurlu olmak. Huzur var mı peki şu an? Var. Tabii anne falan da burada. Evet, gezmeye geldik. Nereden geldiniz? Batman'dan. Beni de huzur geldi. Aile huzuru. Aile huzuru. Ya insanların birlik beraberlik içerisinde olması. Herkesin birbirine sevgi beslemesi. Sizi en çok ne mutlu eder? Yani insanlar mutlu olsun, ben de mutlu olurum. Yani insanların, yani toplumun mutsuz olduğu bir yerde birey olarak tabii ki mutlu olmamız biraz zor. Maaş azam günümüzde. KKTC'nin durumu belli zaten dövizden. Kiralar, evler, araçlar, her şey sterlinden. Biz de emlak inşaat işiyle uğraşıyoruz zaten. Biraz kazancımız bu aralar düştü. Çok şükür gene kazanıyoruz ama döviz durumu düzelse maaşlarımız da katlanacak, iyi olacak. En azından kazancımız biraz yükselecek. Sevdiklerimizle birlikte çocuklarımızla zaman geçirmek çok mutlu eder bizi. Çok vakit ayırabiliyor musunuz çocuklara? Yani normal şartlarda mümkün olan en fazla vakit ayırmaya çalışıyoruz. O zaman ne mutlu. Evet, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sizi ne mutlu eder? Öncelikle aile huzuru tabii ki ve ikinci sırada da yaşadığım toplum huzuru. Çünkü toplumda da huzur yoksa bu sizin ailenize de evinize de etki eder. Dolayısıyla huzur. Bireysel olarak huzurluyum diyebilirim. Ancak toplumumuzda yaşanan olumsuz olaylar gerek camiamızda özellikle gerekse de bütün toplumumuz açısından olumsuz ve huzursuz bir ortamdayız maalesef bugünlerde. Özellikle bu hassas günlerde ağzından çıkacak her kelimeye, her tavrına, her hareketine çok fazla dikkat etmesi gerekir. Şu anda öyle bir hassas pozisyondayız ki şaka bile ciddiye alınarak ciddi boyutlara varabilir. Sevdiklerimin yanında olması mutlu eder. Sadece bu mu? Evet.